entrikacılıkla kuşlamaktan başka ne işe yaradı? Yalnız sultanım, o bölgeyi bir sefer yapmakta zorlanabiliriz. Çünkü Kazvin civarındaki bütün halk Alamut'a bağlılık yemini etmiş gibi. Belki ikaz derecesi yüksek bir mektup göndererek faaliyetlerinden vazgeçmesini, aksi halde kalesini yerle bir edeceğimizi söylesek... Yiğitlerim! Şahinlerim! Bugün kutsal bir gün. O gün bugündür kardeşim. Alçak! Sen ne yaptığını sanırsın? Muhafızlar! 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 Uzak durun sultanımdan, dünyayı dar getirir size. Uzak durun dedim size. Muhafızlar! Kıyamet! Kaçar! İmam Ekber, Seyduna Hazretleri buyurdu ki, vezirin nizamül mülkü gözden çıkaracaksın. Senin kaldığı yerden alır, infaz ederiz. Yalnız karşı duran olmaz. Annene, duvarhanesini gezdiriyor. İyi bir yer olduğuna ikna edebilmek için. Şeref Bey, sizin bu kadar insanlıktan uzak olduğunuzu bilmiyordum. Hala bu evde nasıl duramıyorsunuz? Nasıl da konuşamıyorsunuz? Şunun için konuşuyorum ki, Hüsrev yakınlarını tanısın, kasıtlarını bilsin. Ben seni nişan alacağım yeri açıkça gösteriyorum. Bu bir avanstır. Kasap dükkanlarında meşeden bir köpük üzerinde, meşeden bir çekişle dövülmüş bayat bir et parçasını bile benziyor. Ben kim getirdi beni bu hale? Bu adamı ezmezler, söndürmezler, tırmalarını tıkmazlar da ne yaparlar ha? Ben istemiyorum Osman. Bakın beyefendi, ben her şeyi biliyorum. Emin olun ki sizden bu işin yapılmasını, hatta resmi yolda yapılmasını isteyenler gerçek namussuzlar işte onlar. Efendim, bakın Hüsrev Bey'in hiçbir şey yok. Açıklamama müsaade edin lütfen. Efendim Hüsrev Bey'i kısa bir gözetim altına alacağım. Eğer hasta değilse derler serbest bırakılacak. Ben gidersen öldürürüm kendimi. Daha fazla burada yaşayamam. Bir kolunda sen Ma, bir kolunda sen tımarhanede öldürürüm. Oyun süresince fotoğraf çekilmesi, görüntü ve ses kaydı yapılması önemli bir rica alınır. Hani efendim niye olur şöyle bir gerdan
efendim, niye yaptık ki? Öldürdüklerimin hepsi aynıydı. Hepsi çocuklarını sokaklarda bırakmışlardı. Kibirli, hırslı, haset. Ne yaptın annene? Bir akşam sarhoş kendi onu bağlayıp içmesi gereken bütün içkileri içirdim. Bütün içkileri içirdim. Ve kanunlar bunlara o kadar çok imkan tanıyor ki Vali Hanım. Anlıyor musun? Adalet nedir bilir misin Vali Hanım? İnsanlar haksızlık etmeyi iyi, haksızlığa uğramayı kötü zannediyorlar. Oysa bak etrafına, haksızlığa uğrayanların haksızlık edenlerden çok daha fazla olduğunu görürsün. En iyi ile en kötü arasında doğruluk vardır Vali Hanım. Nereye? Bak ben bilmiyorum. Ne işin var burada? Burası neresi ki? Göt Gölü'nün kıyısı neresi ki? Nedir bu karmaşa? Sonunda ne olacak? Sonunda Nur evime nedalip bildi. Her kim doğru olan cevabı verip doğru sözü söylerse gerçeğin gösterisine davetli sayılacak ve alnına hattı saadet çekilecek. Peki başını kaldırın! Mahzenemeyiz ki bu yasa! Hangi kabus benzer bu habis karanlık geceye? Kim bu aramızdaki hain? Ne yaptın be? Sultanım! Sultanım! Vasiyetim var! Kemalettin Kamyar'ı çağırtın gelsin! Suadettin köpek nerede? Allah Allah! Öyle mi? Öyle mi diyor ya? Öyle mi diyor ya? Öyle dedik! Öyle dedikse bizim bu dağ başında ne işimiz var? Abi kamyon bozuldu ya! Aa evet kamyon bozuldu değil mi ya? Gonsa'yı koyan aç aç de koymuştur ha. Al hadi. Köye mi gidiyoruz ha? Hey köye gidiyoruz. İstersen sen de gelive. Hem de Recep'i de kontrol edersin ya. Ederim. Pişt. Küçük karabalık. Küçük karabalık. Hu. Beni duymuyor musun? Uf evet duyuyorum. Hey şuna bakın. Ne tuhaf bir yaratık. Nerem tuhafmış benim. Hiç balık görmediniz mi siz? Benim adım Küçük Karabalık. Siz de adınızı söyleyin tanışalım. Yaşasın Vazika.